Hapis olmuş karakolda. Vay, naver, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Küçükken hani mesela küçük yaşta sünnet olunca daha kolay oluyor ya, öyle diyorlar. Ya hatırlamıyorsun çünkü, anladın mı? Hatırlamıyorsun oğlum. Cümdüm oluyor. Ben hatırlıyorum oğlum sünnetim ben. Aynen, Blue Bolt işte oynuyordum ben. Demek ki küçük olmamışsın Harun ya. Anladın mı? Ne diyor değil mi? Yaşında oldum Allah. 17 yaşımda. 17 yaşında küçüktüm ben. Şimdi en büyük konumuz tabii ki Harun'un sünnetliğini konuşacağız değil mi Harun? Vallahi nasıl sünnet oldu, anlat bize. Anlatayım. Bak anlatayım. Harun nasıl? Anlat hadi Harun. Benimki çok kötüydü ya. Benimki de çok kötüydü. Hızlı zamanlarım. O zamanlar yaşlı. Ben olmadım lan. Nasıl hızlı zaman yaşlı? Böyle artık elinde tutana aşk olsun yani, öyle bir adamım. Hadi sağlım. Bir dur kaçtım bu arada. Kaç yaşında bu? Bu 6. 6 yaşında elinde tutuyor, nasıl aşk oluyor, ben onu anlamadım. Oğlum bir dinlemiyorsun. Hayır. İşte olayı sonra dinlemeyince anlamıyorsun. Tamam dinliyorum. İşte ben de bunu sevmiyorum kardeşim. Sen bir olayı bir dinle önce. Evet dinliyorum, tamam sustum. Tamam. Yaş 6 bak anlatıyorum. Yaş 6 işte bitmemiş, devam. Beni böyle bir anladım ben ama mevzuyu çaktım yani. Bir düğün havası var ortamda. Benim bir de şey oldu. Ben öyle hastanede falan değil yani. Bayağı evdeydim ben. Sünnette. İlk bir kaçtım. Bizim en önde bir ağaç var. Ona tırmandım. Tabii abi, o çok uzun. Bu çocuk niye bu kadar ciddi anlatıyor bu olayı? Ağaca mı tırmandın? Aynen. O çok oradan beni tespit edip aldılar. Tespit etmekte olamaz. Beni yataktayken kaçma girişimi oldu hatırlıyorum. Ondan sonra beni tuttular. Oğlum Harun, insan sözünü kesiyorum. Allah bela versin benimkinde bak, de. Bak böyle bir dakika, bir şey sormak istiyorum. Aşkına. Bir dakika durur musun? Seni nasıl tespit ettiler, bana bunu anlat. Yalvarırım, tespit nasıl ediliyor? Kardeşim evin önündeki ağaçtayım. Ne kadar fazla kaçmış olamadım. Nerede olmuş? Aldılar beni oradan. Bence maksimuma kaçmış zaten. Yani kaç, o yaşta kaçabileceğim. Ne yapsın çocuk? Ya, otobüs bileti alıp şehri mi değiştirsin? Oraya geçiyor değil mi? Liseli kızlar gibi. Neyse. Liseli kızlar abi. Sen konuş hadi. Anlat abi. Yatırdılar beni yatağa. Biri bir kolumdan, biri bir kolumdan. Diğeri bana bastılar mı? Oğlum biri de kafamdan tuttu. Allah bela versin beni de ya. Saçma sapan. Niye oğlum 6-7 yaşında çocuğun kafasına niye basıyorsunuz manyak? Bir dakika. Ne işkence mı bu ya? Çok önemli bir dakika Harun. Çok önemli bir soru sormak istiyorum. Ben sana izlediğim mi? Kafandan tuttular derken. Şunu yaptı. Harun şunu yaptı. Seninki de usturayla mı? Bir şey diyeyim mi Harun? Usturayla mı bilmiyorum. Ben doğruları konuşuyorum sadece. Sadece şeyi hatırlıyorum. Sadece gerçekler konuşuyorum. Bak sadece iğne vurduklarını hatırlıyorum. Hayatımda ben böyle başka bir acı daha bilmiyorum. Bak olayı dinle ya. Asıl olayı ya. Neyse 5 kişi tutuyor tamam mı? Yok. Bak trajediye bak. 5 kişi tutuyor. Bir tane dayı geldi. Dayının işi sünnetçilik. Oğlum bak, zaten adamın işi olması lazım. Hemşire değil. Adamın. Belirtilik kasap kesti Harun. Adam parasını buradan kazanıyor. Sadece işi bu. Yani atıyorum bir operasyon değil bu yani. Bu bir iş, meslek var. Yalvarırı sustursun. Geldi abi, adam açtı, çantası vardı. Böyle şeyleri biliyoruz mu? Bazen filmlerde böyle bir çanta olur böyle. Yani böyle açılır. Yana doğru açılır. İkili açılır sonra böyle. Alet çantası aynen. Gibi, alet çantası gibi. Aynen onlardan. Çıkarttı abi adam. Bir iğne çıkarttı. Bir de ustura çıkarttı. Bildiğiniz ustura bak, şakasız. Abi iğneyi vurdu, ondan sonra usturayla aldı abi. Ben anlamadım oğlum. Yani. Sıkıntı olan kısım sadece iğne ya. Oğlum adam sakal tıraşımı yapıyor. Bana bunu bile anlatsın. İyi yapıyor değil mi? Zaten Harun'un... Ustura ne? Kardeşim. Öyle bir anlatıyor ki Harun. Bana baktı. Baktı. 4-5 olur buna dedi. Ucunu taktı. Onun boyutları varmış değil mi? 4'lük 5'lik bunu kesiyor. Şakası da usturayla kesti. Ama şey oldu. Sonra bir de bezle falan sardılar. O bezle sarılma olayı çok iyi lan. Peki... Neyse sustum. Allah kahretsin. Oğlum çok korkunç bir neyi şey ya. Çok iyi ya. Yan işiyorsun neyi neyi çok operasyonun iyi şeyi çok korkunç ve ben yan işiyordum. Ah be abi. Çapraz işiyordum. Böyle duruyordum hep. Biz ne konuşacağız ya? Böyle durmak zorunda kalıyordum. Hala öyle mi devam ediyor peki? Hayır. Geçti sonra. Bir yıl sonra geçti. Biz neden bunu konuşuyoruz oğlum? Vallahi biz niye bunu konuşuyoruz? Ben anlamadım. Harif'in neden yan işiyor? Kim dedi bana Harun'un sünnet ediyor? Kim Harun'un sünnet hakkında konuşalım dedi.
Ben değilim, sen de. Bu arada bütün sünnet fotoğraflarımda ağlıyorum ya. Yani benim bir tane ama var, onu size sonra gösteririm. Olayın ne olduğunu anlamamışım. İnceliyorum falan ben. Ette hala yan işiyenler varmış bak işte. Onlar hep hatalı kesim arkadaşlar. Hatalı kesim. Onu düzelttirim bir ara. Benim en büyük yalnız sünnetlikle olayla şey anım. Kuzenim, kız bir kuzenim var kardeşim gibi böyle olan. Ben sünnet olacağım zaman ben diyorum ki sünnet olacaksam hayır Sıla da sünnet olacak diyorum. İsmi de Sıla bu arada. Hayır Sıla da ne sünnet oluyor? Olacak. Ben sünnet oluyorsam o da sünnet olacak. Oğlum çocuğum ne bileyim lan ben. Kızına sünnet ettirmeye çalışıyorum. Gider ayak. Diyorum ki hayır birlikte peki, girelim. Oldu mu olmadı mı? Yok. Bu ne ya varım ya. İnanılmaz. Kardeşim olur mu olur. O doğuştanmış ağrım. Neyse kardeşim, ben böyle şey yapıyorum. İnanıyorsun da sünnet olduğuna bile sonra sırf ben ağlıyorum diye şey yaptırmışlardı. Ben gelinlik giymiştim. Kuzenimin gelinliği vardı. Gelinliği sen giymiştim. Sen gelinlik mi giymiştin? O niye gelinlik giyiyorsun oğlum? Oğlum ne bileyim onu giymek istiyorum. Ben gelinliğe gidip ona sünnetliği giydirdik. Kuzenim sünnetliği giydi. Ben de gelinlik giyip evde takılıyordum. Çok daha bir şekilde. Bu da benim böyle anlamam. Ben, oğlum senin niye gelinliğin var? Aga benim yok. Ben o fotoğrafı buluşurum, bulurum arkadaşlar. Ben kuzenim, ben sana uyan gelinliği mi var kuzenim? Oğlum ben aynı boydayız sünnet zaten. Küçüğüz lan ikimiz de. Tamam sakin ol. Bak sünnetin en iyi olayı benim için şeydi. Bana etek verdiler. Abi etek müthiş rahat bir şey. Etek ya. Müthiş rahat bir şey ya. Hava alıyor bir de. Ya. Artık erkekler evet, etek modası böyle gelsin ya. Sallanı sallanı geziyorsun anladın mı? Müthiş bir şey. Havadar bir kere havadar. Kesinlikle inanılmaz ferah bir şey yani. Abi ben bak o zaman anlamıştım biz koçlar niye öyle geziyor. Gerçekten. İnanılmaz bir bence de çok okeymiş. Bu gün şey olsun yani. Tekrar moda olsun artık ne oluyor? Hoş geldin Mustafa Kaya. Bir de giyelim. Garip sen misin anladın mı yani giyince? Bu moda ya falan derim. Erkekler şey, erkeklere bir gün belirlesek bile olur yani. Burada bir gün erkeklere etek günü değil mi direkt? Abi. Giyebilirsin bari Harun'un. Kimse tutmuyor ki seni. Giy ne olacak? Kardeşim ben giyerim de yani mahallede söz olur laf olur. Değil mi abi? Değil mi? Değil, beni parmağıyla gösterelim. Neymiş efendim? İnanılmaz. Ebelem senin var mı böyle komik sünnet anın? Seninki de çok dolmuş. Valla benim hatırlıyordur. Ben beni narkozla yaptılar. Ben biraz büyük oldum. Büyük oldum derken ne kadar büyük geçen sene mi oldun oğlum? Manyak vardı. Öyle mi anladın? Hayır ben 10 yaşımda mı 11 yaşımda mı ne oldum? Beni şöyle bir şey ya. Yengem hastanede çalışıyor şimdi tamam mı? Bizimkiler de korkuyor. Ben de korkuyorum. Ya şeyim ben böyle yaşına kadar gittik. Kimse düşünmedi mi oğlum? Bir de oğlum niye korkuyorlar? Salardı işte. Ne bileyim. Niye korkuyorlar? Abini yapmadılar mı hani deneyimleri onu yaptırmışlar. Ben hastanede mi oldun lan? Bilmiyorum. Ben hastanede oldum. Bak hastanede oldum. Neyse. Yalnız Harun benim de sünnetçim bu arada Hatay'ı bak gerçekten bu arada bilmiyorum. Arif seni kim sünnet etti lan? Hatay'ı eline aldı mı diyorsun? Ne? Beni gerçekten Hatay'da bir tane sünnetçi var. Hatay'daki tüm herkes o adama sünnet olmuştur. Net abi. Bir herkes tane bir elinden geçti yani kesin. Gerçekten bu arada. Diğer sünnetçiler? Oğlum yok Hatay'daki gerçekten herkes o adama sünnet oluyormuş. Benim babam böyle söylüyordu ve kime sorsam arkadaşlarımın arasında o kişiye sünnet olmuş. Oğlum baban kandırmış hani lan seni. Yok lan adam korkma biliyor diye. Oğlum abim derine katılıyorum bu arada. Gerçekten adam gerçek sünnetçi. Hatay'da sünnet etmediği insan yok ya. Öyle oğlum da onlar hizmet kalitesi. Bizim aile de şöyle seni kim sünnet etti Ali? Mesela baban oluyor memnun kalıyor çocuğunu da etti. Tabii. O şekilde ilerliyor. Şey diyor değil mi? 50 sene önce Arif hatırlıyor mu bu arada? Ben hatırlıyorum harbiden. 50 sene önce iyiydi bu arada. Neyi? Kişi hatırlıyor mu seni? Yani bilmiyorum da aynı kişi değildir bence ben yanlış ediğime göre. Neyse. Kardeşim insan yani hatırlamaz mı öyle şeyleri? Ben bir şey diyeceğim bak konudan konuya. Ben o narkoz olayını çok merak ediyorum. Ama neler diyeceğimden çok korkuyorum. Bak sana bir şey değil mi? Ve asla hatırlamıyorsun ya o anı. Ben en yakın zamanda narkozlu video gördüm. Canım sıkıldıkça, üzüldükçe ve moralim falan bozuldukça açıp onu izliyorum. Şey abi bilmiyorum hiç denk geldi mi? Kalkıyor. Allahu ekber. Allahu ekber. Ya şey diyorsun. Küçük çocuk günaydın. Babam. Geri yatıyorsun. Sen benim babamsın. Anam. Biliyorum abi, ben falan diye. Başka bir kafa ya. Hiç yemedim narkozu. Oğlum ben de onu merak ediyorum. Ama diyorum ya neler söyleyeceğimi çok. Kardeşim ben o yaşta yani, bile yani o iğneyi de istemedim. Kes dedim.
Aynen. Abi ağaca tırmanan bendi. Bendim. Kardeşim o bir girişimdi o. Girişim diye. Öldüm lan. Bak çenem ağrıdı. Gerçekten benim de çenem ağrıdı. Allah gerçekten sizin bildiği gibi yapsın abi. Bu nasıl sünnetlik anılar ya. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı, oraya videoya bir like atıp sus. Ulan sus hareket yapma, sus hareket. Sus hareketini Allah'ım görürsün. Kedimle anlaşabiliyoruz. Aynı zamanda çok hayvansever bir insan.